Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün geçtiğimiz günlerde bana teste gelen, hemen şurada görüyorsunuz, Redmi Note 12 Pro. Hemen bu tarafta da görmüş olduğunuz Redmi Note 12 cep telefonlarını aynı videoda inceleyeceğim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Bunu da söylemek istiyorum. Birbirine benzeyen modeller, tabii ki birisi Pro, biraz daha farklı özelliklere sahip. Ötekisi normal sürüm, yani Note 12 dediğimiz sürüm. Ben de dedim ki hani ayrı ayrı video çekmek yerine ikisini tek bir videoda sizlerle paylaşayım. Hem karşılaştırma gibi olacak hem de iki telefonun özelliklerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Redmi, Xiaomi'nin özellikle uygun fiyatlı cep telefonu modelleri olan bir ailesi. Bu modeller ise, hani Note serisi ise, özellikle orta üst seviyeye yakın özellikleri bulunan, hatta biraz daha böyle hani üst seviyeye doğru da göz kırpan fonksiyonları bulunan bir aile. Hem fiyat performansı yüksek olan modeller bulunuyor bu ailede. Bugüne kadar böyleydi zaten. Bundan sonra da ve bu modellerde de bu şekilde devam ediyor. Hem de aslında beklentileri karşılayan bir cep telefonu ailesi olmuş. Note 12 aileye yeni katılan serinin ismi zaten biliyorsunuz ve ben geçtiğimiz günlerde bunların kutu açılımını yapmıştım. Onlar da oldukça iyi izlendi. Bu videonun çeşitli yerlerinde o videoları da size link olarak koyacağım. Merak edenler onlara da bakabilir arkadaşlar. Ben her zaman yaptığım gibi genel görünümden başlamak istiyorum. Önce ailenin küçük modelinden başlayalım. Note 12 modeliyle başlayalım. Aslında şöyle söyleyeyim, iki modeli de böyle karşıdan baktığımızda, yani ön yüzlerine baktığımızda birbirlerine benzeyen tasarımları var. Note 12'yi elime aldığım zaman tam orta tarafta bir parmağımla dokunduğumda hissedebildiğim orta üst kısımda bir delikli bir kamera bölümümüz var. Bunun dışında çerçeve inceliklerinin hem sağ hem sol hem de üstte oldukça ince, altta bir tık fazla kalın olduğu söyleyebilirim ama hani bu böyle gözü yoracak ya da kullanımı engel olacak bir kalınlık değil. Sağ tarafı çevirdiğimizde, yani önden baktığımda sağ tarafı çevirdiğimde güç tuşumuz bizleri karşılıyor. Onun hemen üst kısmında da standart olarak bir ses açma kapama tuşumuz var. Sol tarafı çevirdiğimizde ise arkadaşlar bizleri üst kısımda bulunan sim kart yuvası karşılıyor. Alt kısımda ise neler var? Hoparlör deliklerinin olduğunu görüyoruz. Mikrofon deliği var ve USB tip C bağlantı yuvasını görüyoruz. Üst kısımda ise 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışımız var ve kızılötesi portuyla mikrofon deliğinin olduğunu söyleyeyim. Arka tarafı çevirdiğimde ise iki tane büyük, bir tanesi küçük olmak üzere üçlü bir ana kamera bizleri karşılıyor ve bir tane de LED lambamız var. Burada güzel, şık bir tasarım oluşturulmuş. İki kamera daha büyük, diğer kamera biraz daha küçük konumlandırılmış. Alt kısmında Redmi yazısı var ve diğer böyle bilgilerin de yine sağ alt tarafta bulunduğunu belirteyim. Şimdi gelelim Redmi Note 12 Pro'nun görünümüne. Söylediğim gibi 12'ye fazlasıyla benziyor önden baktığımızda yalnız. Arkada durum bayağı bir değişik. Ama önden baktığımızda birbirine çok benzeyen iki tasarım var. Yine orta üst kısımda bir kameramız bulunuyor. Parmağımızla dokunduğumuzda bu kamerayı hissedebiliyoruz. Bunun dışında sağ, sol ve üst taraftaki çerçeve kalınlıkları oldukça ince. Alt kısımda birazcık daha kalın ama bu hani rahatsız edici bir kalınlık değil arkadaşlar. Önden baktığımda, sağ tarafı çevirdiğimde yine güç tuşumuz var. Yine bunun üst kısmında bir adet ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Sol tarafı çevirdiğimizde herhangi bir bağlantı vesaire yok. Alt kısmı çevirdiğimizde ise sim kart yuvasının buraya alındığını görüyorum ben. Hoparlör delikleri bulunuyor. Mikrofon deliği ve USB tip C şarj ve data yuvasının olduğunu söyleyelim. Üst kısımda yine hoparlör deliklerimiz var. Yani stereo hoparlör var bu üründe. 3.5 mm kulaklık çıkışı, bir mikrofon deliğimiz var. Bir de kızılötesi portunun olduğunu söyleyeyim. Az önce bahsettim ama Redmi Note 12'den Pro'nun önemli bir farkı, arka tasarım tamamen daha farklı bir şekilde tasarlanmış. Burada dörtlü bir kamera var. Bir tane kamera daha büyük. Diğer 3 kamera biraz daha küçük. Aslında böyle 5 kameraymış gibi görünen ama aslında bir tanesi de LED lamba olan küçük bir yuvada burada bulunuyor arkadaşlar. Yine sol alt tarafta Redmi yazısı ve diğer bilgilerinde yine alt tarafta bulunduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim bu genel görünümden sonra teknik özelliklere. İki telefonda teknik özelliklerini tek bir tabloyla şimdi ekranda sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz ben bu tabloyu çok seviyorum ve sizin de işinize yaradığını düşünüyorum. Çünkü böyle her iki modelinde özelliklerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi tablo üzerinden detaylara devam edelim arkadaşlar. Ekranlara bakalım arkadaşlar. 6.67 inçlik AMOLED ekranımız var. İki üründe de aynı boyutta ekran olduğunu söyleyelim. Çözünürlük aynı 2400'e 1080 piksel. Ekran yenileme hızları da aynı arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ekran parlaklık değeri ise Redmi Note 12'de 450 nit iken Redmi Note 12 Pro'da 700 nit olarak karşımıza çıkıyor. Telefonlardan Redmi Note 12'nin en yüksek parlaklık değeri 1200 nit iken Redmi Note 12 Pro'da bu değer 1100 nit olarak belirlenmiş. RAM seçeneklerinde de Redmi Note 12 6 GB RAM seçeneğine sahipken Redmi Note 12 Pro'da bu rakam 8 GB'a çıkıyor. Depolama alan tarafında da 128 GB ve 256 olmak üzere iki farklı seçenek var. Redmi Note 12'de 128, diğerinde de 256.
İşlemci tarafında Redmi Note 12'de Snapdragon 685 işlemci varken Redmi Note 12 Pro'da Snapdragon 732G işlemci bulunuyor. Her iki modelde de microSD kart yuvası var. İşletim sistemi olarak baktığımızda Redmi Note 12'de Android 12 bulunurken Redmi Note 12 Pro'da Android 11 işletim sistemi var. Arayüzlerde MIUI 14 ile geliyor Redmi 12, Redmi Note 12 Pro ise MIUI 13 ile geliyor. Çift SIM desteği her iki modelde de var. Kameraları söylemiştim. Redmi Note 12'de üçlü, Redmi Note 12 Pro'da dörtlü bir kamera olduğunu belirtmiştim. Onların detaylarını yine tabloda göreceksiniz. Ana kamera videoda bir farklılık var. Redmi Note 12 1080p 30 fps video kayıt yapabilirken Redmi Note 12 Pro'da bu değer 4K 30 fps'ye çıkıyor. Ön kamera 13 megapiksel Redmi Note 12'de. Redmi Note 12 Pro'da ise 16 megapiksel olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Ön kameraların video değerleri aynı 1080p 30 fps. Her iki telefonda da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu var. Wi-Fi 5 teknolojisini kullanıyor her iki telefonda. Bluetooth 5.0 var. Kızılötesi portu var her ikisinde de. NFC ise sadece Redmi Note 12 Pro'da var arkadaşlar. Pil değerleri aynı 5000 mAh. Şarj kapasiteleri ise Redmi Note 12'de 33 Watt, Redmi Note 12 Pro'da 67 Watt olduğunu söyleyeyim. Her iki modellerde 3.5 mm kulaklık çıkışı var. Onu az önce gösterdim zaten. Redmi Note 12'de stereo hoparlör bulunmuyorken Redmi Note 12 Pro'da stereo hoparlör olduğunu söyleyeyim. Fiyatlar ise 8500 ve 10.999 TL arkadaşlar. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Redmi Note 12 ile başlamak istiyorum önce. Biliyorsunuz 685 yani Snapdragon 685 işlemci daha önce benim farklı cep telefonu marka ve modellerinde de karşıma çıkan hatta Xiaomi'nin de zaman zaman kullandığı bir işlemci. Özellikle orta seviye ve üst seviyeye yakın modellerde karşımıza çıkmaya başladı bu işlemci. Performans olarak da günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görecek bir performans sunuyor. Aynı zamanda oyun vesaire gibi işlemlerde de bizi yarı yolda bırakmayan bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Tabii gelelim ekran meselesine. Şimdi AMOLED ekranımız var. Bu çok güzel bir özellik. Bunu her zaman söylüyorum. Redmi Note 12'de de AMOLED ekran bulunuyor. 12 Pro'da da aynı şekilde AMOLED ekran bulunuyor. Ve özellikle 120 Hz desteğinin olması, yani yenileme hızının 120 Hz olması özellikle oyunlarda ve böyle bir şey izlerken film, işte video vesaire gibi konularda bize çok daha iyi bir deneyim sunma imkanı sağlıyor arkadaşlar. Bu arada bu ekran da segmentin en iyi ekranlarından biri ve DCI P3 özelliği bulunuyor. 6.67 inçlik Full HD Plus ekran sürükleyici ve akıcı deneyimi geliştiren geniş bir renk gamı sunuyor arkadaşlar. Bunun da altını özellikle çizeyim. Renkleri çok parlak, renkleri çok güzel. Zaten AMOLED ekranlar bu şekilde oluyor biliyorsunuz. Ve hani ben bu Redmi Note 12'deki bu AMOLED ekran meselesini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim Redmi Note 12 Pro'nun deneyimine. 732G işlemci de oldukça güçlü bir işlemci ki 685'e göre daha iyi. Zaten o yüzden hani Pro modelinde kullanılmış bir işlemci var karşımızda. O da günlük performans için ve oyunlarda da çok daha iyi bir performans sunuyor. Zaten oradaki G harfi aslında bu işlemcinin gaming için yani özellikle oyunlar için geliştirildiği anlamına geliyor. Ve oyunlarda da oldukça iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Ekran tarafında yine 12 Pro'da gerçekten de güzel bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Aynen 12'de olduğu gibi 12 Pro'da da arkadaşlar 6.67 inçlik AMOLED bir ekran var ve bu ekranda hem de 120 Hz desteğiyle beraber 120 Hz yenileme hızıyla beraber hem oyunlarda hem de günlük kullanımda çok daha akıcı ve güzel bir deneyim bizlere sunuyor. Redmi Note 12 Pro 6.67 inçlik Full HD Plus AMOLED Dot Display'e sahip ve gecikmesiz geçişler sunuyor. Bu ekranın bana oldukça iyi bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Ayrıca Redmi Note 12 Pro'da Dolby Vision'e eşlik eden Dolby Atmos'la birlikte geliyor. Bu sayede birinci sınıf sürükleyici bir ses deneyimi de sunuyor. Burası önemli, stereo hoparlör var bu üründe. Yani çünkü bunu çok soruyorsunuz. Bazı videolarda benim çok karşıma çıktı. Hani şu telefon güzel ama stereo hoparlör yok. Stereo hoparlör ne demektir onu da söyleyeyim. Telefonun hem üst hem alt kısmında hoparlör yuvaları bulunuyor ve sesi iki taraftan da alıyorsunuz. Bu da özellikle oyun oynarken ve işte film izlerken, video izlerken çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Bunu soranlar için özellikle söylüyorum bunu. Çünkü bunu teknik veriler tablosunda da özellikle koydum. Çünkü bazen soruyorsunuz bunda stereo hoparlör özelliği var mı? 12 Pro'da var arkadaşlar. Dolby Vision ve Dolby Atmos'la beraber çok daha iyi bir ses deneyimi de yine 12 Pro ile sağlıyorsunuz arkadaşlar. Öte yandan ben bu her iki telefonla ilgili çeşitli testler de yaptım. Onları da şuradan bir yerden şimdi çıkartırım. Hem 12 için hem de 12 Pro için. Görürsünüz siz de en azından. Hani bir fikir vermiş olur ama zaten bu işlemciler çok bilinen işlemciler. 3 aşağı 5 yukarı performansları konusunda da internette ve diğer birçok yerde de bu bilgileri görebilirsiniz.
Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamerayı da ayrı ayrı anlatacağım. Redmi Note 12'de 50 megapiksellik f1.8 diyaframlı ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı f2.2 diyaframlı bir kamera ve 2 megapiksellik bir makro kamerası eşlik ediyor. Onun da diyafram değeri f2.4. Redmi Note 12'de ön kameramız ise 13 megapiksel çözünürlük sunuyor arkadaşlar. Hem ön hem arka kamera 1080p video kayıt desteğini sağlıyor 30 FPS'de. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. 50 megapikselde oldukça iyi değerler alabiliyorsunuz. Bunun için menüye girip, hani bu kamera menüsünde ayrı bir bölüm var. Oraya girip 50 megapikseli seçmeniz gerekiyor ve çok daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekiyorsunuz bu sayede. Ana kameranın yanı sıra bir dizi kullanışlı özellik ve filtrede yine ultra geniş kamera ve makro kamerası ile birlikte kullanılıyor. Bu telefonda arkadaşlar gece modu bulunuyor ve gece modunu kullandığınızda çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Her telefonda gece modu bulunmuyor. Olmadığı zaman da ne oluyor? Çamur gibi fotoğraflar çekiyorsunuz. Bu üründe ise öyle bir durum söz konusu değil. Hatta ben bunları anlatırken çektiğim fotoğraf ve video örneklerini de zaman zaman bu videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Yine aynı zamanda portre modumuz var. Çeşitli çekim modları da var. Bu çekim modlarını kullanarak da çok daha iyi fotoğraflar ve çok daha iyi videolar oluşturabiliyorsunuz Redmi Note 12 ile arkadaşlar. Şimdi gelelim Redmi Note 12 Pro'nun kamerasına. Tabii ki bunun kamerası daha gelişmiş özelliklere sahip. Hemen onlardan da biraz bahsedeyim sizlere. 108 megapiksellik f1.9'lu kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açı f2.2 diyaframlı bir kamera eşlik ediyor. Ek olarak 2 megapiksellik de bir makro kameramız var. Bu da f2.4 diyaframlı ve son olarak da 2 megapiksellik bir alan derinliği kameramız var. Bunun da diyafram açıklığı ise f2.4. Ön kameramız 16 megapiksel çözünürlük sunuyor ve ana kamera 4K 30 FPS video kayıt yapabilirken, 12 Pro'dan bahsediyorum, ön kamera ise 1080p 30 FPS video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi Redmi Note 12 Pro'nun ana kamerasından biraz bahsetmek istiyorum. 9'u bir arada piksel gruplaması ve çift doğal ISO ile birlikte 1/1.52 inçlik Samsung HM2 sensör kullanıyor bu ana kameramız ve yapay zeka destekli dörtlü bir arka kameraya sahip. Bu sayede loş ışıkta bile her senaryoda net ayrıntılarla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmeniz sağlanıyor. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Bir de bu Pro olduğu için arkadaşlar markanın farklı modellerinde de zaman zaman karşımıza çıkan, mesela ben daha önce Xiaomi 12 ve 12 Pro modellerini de incelemiştim. Onda da bulunan bir özellik bu modelde de var arkadaşlar. Şimdi Pro modu var. Tamam, fotoğraf modunu da kullanabiliyorsunuz. Ama bu mesela 12'de de var ama o sadece fotoğraf modunda kullanıyorsunuz. 12 Pro'daki Pro modu ise aynı zamanda videoda da kullanabiliyorsunuz. Videoda kullandığınız zaman bu ne anlama geliyor? Çok daha detaylı videolar çekebileceğiniz anlama geliyor. Markanın farklı modellerinde de karşımıza çıkan film kamerası ve Xiaomi ProCut özelliğinde Redmi Note 12 Pro'da kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir fonksiyon olmuş. Özellikle hani video işiyle uğraşanlar ya da böyle videolarda biraz daha kalite arayanlar, ben biraz daha oynamak istiyorum, İşte bazı ayarları değiştirmek istiyorum vesaire diyenler için Redmi Note 12 Pro'nun kamerası çok daha iyi seçenekler sunduğunu söyleyebilirim. Yine bu telefonla ilgili olarak çekilmiş fotoğraf ve video örneklerini de ben konuşurken aralarda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öte yandan her iki modelde de makro kamerası var. Özellikle makro kamerasını kullanmak çok işe yarıyor. Böyle çok detaysal videolar ve fotoğraflar çekerken, ki burada bu modelde makro kamerasını videoda da kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Bu modelde fotoğrafta da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde çok güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. O konuda da size özellikle bundan da bahsetmek istiyorum. Gelelim her iki telefonun pil ve şarj konularına. Redmi Note 12 ile başlayayım arkadaşlar. Redmi Note 12 kutusundan çıkan bir adet 33 wattlık adaptörle geliyor. Yani 33 watt hızlı kablolu şarjı destekliyor bu model. 5000 miliamperlik de bir pili olduğu için uzun saatler boyunca, uzun günler boyunca kullanabiliyorsunuz. Tabii ki ben her zaman biliyorsunuz PC Mark bateri testi yapıyorum. Bu en azından sentetik bir test olmasına rağmen pil ömrü konusunda fikir veriyor arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. Redmi Note 12 ile yaptığım testte arkadaşlar PC Mark bana 16 saat 2 dakikalık bir sonuç verdi. Onu da şuradan bir yerden, artık buradan mı bilmiyorum ama ikisinden bir tarafına koyacağım sizlere. Oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Bu 1,5 günü, hatta zorlarsanız 2 günü çok rahat bir şekilde geçirebileceğiniz anlamına geliyor bu telefonla arkadaşlar. Ki ben genelde testlerimde 10 saatten altında iyi olmadığını söylüyorum. 15 saatten sonrasında çok iyi olduğunu söylüyorum. 16 saat oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Bu modelde şarja ihtiyaç duyduğunuzda arkadaşlar MMT teknolojisine sahip 33 wattlı hızlı şarj kendi segmentinin üzerinde bir hızlı şarj teknolojisini kullanıcılarına sunuyor. Ben yaptığım testlerde sıfırdan, bakın sıfırdan %100'e kadar yaklaşık 1 saat 10 dakikada şarj olduğunu gördüm bu cep telefonunun. Şimdi gelelim Redmi Note 12 Pro'nun pil ve şarj konusuna. Bu modelde de 5000 mAh'lik bir pil var arkadaşlar. Bu modelin kutusundan da 67 wattlık yüksek hızlı bir adaptör çıkıyor ve kablolu olarak bu cep telefonunu şarj edebiliyorsunuz. Kablosu da çıkıyor bu arada, hani gerekli olan kabloda. Biliyorsunuz artık bazı markalar hem adaptör koymuyor, sadece kablo koymaya başladı. Bu modelde hala adaptör var. Onu söyleyebilirim ki Xiaomi
bütün modellerine koyuyor ve kablosu da çıkıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. PC Mac testinde Redmi Note 12 Pro'yu test ettim ve 14 saat 37 dakika gibi oldukça iyi bir değer. Yine bu modelde verdi arkadaşlar ki çok daha güçlü bir model olmasına rağmen pil ömrü konusunda da 12'den de eksik kalmıyor arkadaşlar. Yani Note 12'den eksik kalmıyor. 14 saat hadi zorlasak 15 saatlik bir değer verdi ki bu da 1,5 günü çok rahat görebileceğinizi, biraz zorlarsanız çok da fazla özelliği kullanmazsanız 2 güne kadar çok rahat bir şekilde kullanım elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Bu ürünle birlikte 0'dan 100'e kadar şarj etmeye kalktığınızda cep telefonunuzu yaklaşık 55 dakika ihtiyacınız var arkadaşlar. Bence bu değer de güzel. Özellikle böyle hani 5 dakika şarj edeyim dışarı çıkacaksınız vesaire gibi durumlarda bu 67 wattlık şarjın çok iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim her iki cep telefonunun fiyatlarına arkadaşlar. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle Redmi Note 12'nin fiyatı 8500 TL civarındaydı. Redmi Note 12 Pro'nun fiyatı ise 10.900 TL civarında. Fiyatlar değişebilir tabii. Siz videoyu birkaç ay sonra izlerseniz ya da kampanya olur, şu olur, bu olur, fiyatlar değişebiliyor. Sundukları özelliklere göre ben fiyatlarının makul olduğunu söyleyebilirim. Telefonlar hakkında fikrimi soracak olursanız Xiaomi Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro ile fiyat performans oranı yüksek iki yeni modeli daha kazandırmış piyasaya. Özelliklerine baktığımızda ki kamera tarafında oldukça iyi geliştirmeler var. Şarj hızları konusunda oldukça iyi geliştirmeler olduğunu söyleyebilirim. Kendi kategorisindeki modellerin de bazı açılardan biraz daha üstüne çıkan iki model var karşımızda. Özellikle mesela şarj hızları açısından değerlendirdiğimde, kamera özellikleri açısından değerlendirdiğimde rakiplerinin biraz daha zorladığı ve üste çıktığı noktalar olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Biliyorum biraz uzun bir inceleme oldu ama iki telefon olunca videoda biraz uzadı. Ben videoyu parçalara böleceğim ve zaman çizelgesiyle sizlere sunacağım. Hangi özelliklerini merak ediyorsanız zaman çizelgesinden kaydırarak da görebilirsiniz ya da açıklamada da onların linkini size vereceğim. Bu iki modelle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyorum. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince bildiğim konularda da sizlere geri bildirim yapmaya çalışıyorum ve yorumlarınıza yanıt veriyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer aramızda kanalıma abone olmayanlar varsa bir baksınlar. Acaba ben bu adamı takip ediyor muyum? Abone miyim? Vesaire gibi sorularınız varsa kafanızda bir bakın. Ondan sonra eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmak isterseniz aynı zamanda sosyal medya hesaplarım da var arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımda da bu ürünlerle ilgili ve farklı ürünlerle ilgili deneyimlerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Ve bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada yer alıyor. Beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.